Bir tarım merkezi olan Cihanbeyli'de üreticilerin bu yılki durumunu ve yörenin tarımsal ürünlerini araştırıyoruz. Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut'a sözü bırakıyoruz. Evet, şimdi şöyle söylüyoruz. Konya tarımın baş şehri diyoruz. Konya'ya bağlı Cihanbeyli ilçeler arasında toprak yüz ölçüm olarak Türkiye'nin en büyük ilçesiyiz. Şu anda 2 milyon 200 bin dekar ekilebilir arazimiz var. Fakat şu anda su yönünden, kuraklık yönünden de en çok kurak, suyu en az olan ilçeyiz. Evet, Cihanbeyli'nin geçim kaynaklarından en önemli olan tarım. Tarıma bağlı hayvancılık, nakliyecilik bizim burada çok önemli. Bunlar birbirine bağlı. Biz neler yetiştiriyoruz burada? Arpa, buğday, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı yetiştiriyoruz. İlçemizin sadece %20 sulanabilir arazimiz var. Bundan dolayı da sulu bitki bizde az. Yani çoğunluğu kıraç arazide ekilebilir arpa, buğday yetiştiriyoruz. Buraya çok uzak olan mahallelerimizden başlayarak hizmete, İki tane mahallemize eleme tesisi kurduk. Kandil ve Büyük Beşkavak mahallelerimize. Cihanbeyli'de ağaç sevgisini arttırmak için belediye başkanımızla bir proje geliştirdik. Belediye başkanımız sağ olsun Mehmet Kale bize 60 dekar alan verdi. Ve burada Cihanbeyli'ye örnek bir meyve bahçesi kuracağız. Şu anda telini çektik, suyunu kazdık, çıkardık. Fidanlar ekilebilir hazır hale getirdik. İnşallah 3 ay sonra fidanlarımızı dikeceğiz oraya. Önümüzde projemiz, büyük bir projemiz var. İnşallah sertifikalı tohum yetiştirebilecek, üretebilecek şekilde 3 milyon liralık bir projemiz var. Bu KOP İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası'nın birlikte bir projesi. Şu anda proje bitme aşamasında. İnşallah bölgemize çok faydalı olacak bu proje. Diğer projelerimiz ise bu hayvanların atıklarını tarlada değerlendirmek için bir gübre serpme kamyonu, bir tane yükleyebilir bir yükleyici kepçe. Bununla birlikte hem hayvancılarımızın gübreleri telef olmuyor, hem de gübre girdi maliyetlerini azaltabilmek için çiftçilere böyle bir kamyon ve kepçe kazandırdık çiftçilerimize. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi çiftçilerinin borç ertelemesinin şu şekilde olacağını söylüyor. Efendim, tarım sigortası yaptırmış olmanız gerekiyor. Kuraklık veya dolu ve bu doludan ve kuraklıktan zarar görmüş olmanız gerekiyor. O zarar gördüğünüzü tarım tespit edecek. Bu raporlarla hesabınıza gelen parayı Tarım Kredi'ye veya Ziraat Bankası'na getireceksiniz. Borcunuzdan düşülecek ve kalan kısmının bir yıl sonra %12 faizle erteleneceğini söyleniyor. Efendim, çiftçimizi şöyle baktığımız zaman bu şartlarda borcunun ertelenemeyeceğini gözüküyor. Eğer bu şekilde olursa Cihanbeyli çiftçisi gerçekten zor durumda. Onun için biz acilen bu borçların ertelenmesi ve dekar bazındaki desteğin acilen gelinmesi ve dış havzada da suyun getirmesini talep ediyoruz. Efendim, şu anda benim söylemek istediğim Konya'daki şeker fabrikasının taşınacağıyla ilgili bir gündem var. Bunun için Cihanbeyli altın ekin çiftçisi yaklaşık 1 milyon 200 bin ton şeker pancarı üretiyor. Eğer şeker fabrikası taşınacaksa da ham maddesi Cihanbeyli'de ve altın ekinde. Yani burada şeker fabrikasının bir ağaçlandırma alanı var, ormanlık alanı var. Burada boş bir alan var. Biz şeker fabrikası eğer taşınacaksa buraya taşınması hem çiftçilerimiz nakliye açısından kolay, hem ekonomik anlamda da şeker fabrikasının nakliye ödemeden çiftçiyle direkt fabrikayı buluşturacak şekilde olacağını düşünüyor ve fabrikanın buraya taşınmasını talep ediyoruz.
biz tarım ve hayvancılık yapan Cihan Bey'in her zaman sesi olacağız, onların yanında olacağız. Onların sıkıntı dertlerine ortak olup en güzel şekilde aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah beklediğimiz gibi bir 2022 yılı olur. Buradan yurt dışında bizi izleyen seyircilerimize de herkese selam ediyorum. Allah'a emanet olun.